Yok yeter. Otoban kenarında kalmışlardı. Bak gördüm onu şurada bir yerde. Herkese kocaman günaydın. Bizim için gün çok erken başlıyor. Çünkü bugün yolculuk vakti. Her şeyin başladığı noktadan 15 gün sonra neredeyse, belki daha fazla da olabilir, ayrılıyorum. Akşam böyle vedalaştık falan, hüzünleştik. Bugün uyuyorlar. Çünkü çok erken saat. Ben zaten erkenden kapıyı çektim. Çıktım. Şimdi Düldül'de yağını suyunu kontrol edip artık yola çıkma vakti. Fethiye'ye doğru o zaman yolculuk başlasın. Umarım kazasız belasız gideceğiz bakalım. Düldül yakın zamanda beni üzmez ya. O kadar uğraştık. Bence güzel bir yolculuk olacak ama bir yağını suyunu kontrol edelim hadi. Düldül dün akşamdan beri artık düz bir yerde, dümdüz bir yerde yatıyor. Ben yağını iki kere kontrol ettim. Şimdi bir kere daha kontrol edeceğim. Ki beni böyle şaşırtmasın, yanıltmasın. Her çektiğimde aynı görünmesi lazım. Bazen çünkü ya herhangi bir yere donuyor, kalıyor. Bir tarafı başka, bir tarafı başka gösteriyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yağı güzel. Yağı yeter. Bunu yerine takalım. Suyumuz da güzel de burası ne kadar kirlenmiş ya. Nasıl toz olmuş? Bunun bir zararı var mıdır acaba? Bak göstereyim. Baksana nasıl toz olmuş. Böyle bir silsem nasıl olur? Güzel olur. Suyumuz da tamam. Su biraz eksiltmiş yarım litre kadar. Ama şimdi tamamız. O zaten şimdi ben çalıştırınca içine çekecek, böyle durmayacak. Bunu da bir sıkıştıralım. Şu şeyi de bir sileyim. Şimdilik bu kadar temizledim ama bir yıkama gerekiyor galiba ya. Neyse artık kontağı çalıştıralım ve buraya veda edelim. Gidelim. Gidiyoruz. Yağını suyunu da kontrol ettik. Artık yola çıkmamak için hiçbir bahanemiz yok. Her zaman diyorum abi, yola çıkarken en zorlandığım şey orada yaşadığım anıları, insanları bırakmak, onlara veda etmek. Ama böyle olması gerekiyor ki ben yeni hikayeler yazabileyim. Zaten tahmin ettiğimizden çok uzundu. Bir gün dedik, 15 gün kaldık ve binlerce anı biriktirdik. Neyse, duygusallığa gerek yok. Duygusallığa yer yok. Atlıyoruz, gidiyoruz. Fethiye'de görüşürüz o zaman. Daha doğrusu Fethiye'ye gitmeden yolda görüşürüz. Fethiye'de artık kapanışı yaparız. Görüşürüz. Şu an resmi olarak Antalya'dan çıktık. Şu an çıkış tabelasını geçtim az önce. Yeni maceralar başlıyor artık. Antalya'dan çıkış gerçekleşti. Hadi bakalım. Korkut eline gelmeden gördüğünüz gibi yol bölündü. Böyle çalışma var. Tek şeride düşürdüler. Ortalık karıştı buralarda. Şu manzaraya bakın ya. Şu yola bakın yani, ne kadar güzel. Böyle dağların arasından geliyordu. Geliyordu ilk durağımız Fethiye'ye doğru. Gidiyoruz. Korkut Eli'ni tırmanıyoruz şu an. Üçüncü viteste çıkıyorum. Yer yer dörde çıkıyorum ama çok zorlamıyorum. Üçle çıkıyorum. 50-60 şu an böyle. 60'ı görmüyorum yani. Canavar canavar. Değil mi? Şu abi müzik sallayalım. Yolların var ya, bu kadar boş olacağını hiç tahmin etmezdim. Son 130-140 kilometre falan kaldı.
Yani çok az araç var. Ben hiç böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Çünkü sosyal medyada görüyoruz, herkes tatile çıktı. İşte herkes şey yapıyor falan diyorlardı. Ama şu an en azından benim geldiğim güzergahta beklenen bir yoğunluk yok. Zaten çoğu şirket kiralama aracı, filo, amblemli böyle iş için seyahat ediyorlar belli ki. Buralarda öyle bir yoğunluk yok. Ha, Muğla Fethiye tarafı nasıldır onu bilemem. Gidince hep beraber göreceğiz bakalım. Yalnız yol manzarası enfes değil mi? Baksanıza ya. Sürdükçe süresi geliyor insanın. Bak bak şu. Yol temiz. Düldülde sıkıntı yok. Yeşil. Oh. Keyfime diyecek yok. Arkadan o şarkıyı açabilirdim ama telif yerim. Maalesef. İşte. Siri de çok memnun tabii her zamanki gibi seyahat etmemizden. Buralar o kadar sıcak ki yandım. Böyle şu an 35 derece vardır diye tahmin ediyorum. Bizim İstanbul'da yanıyormuş ama burası daha çok sıcak böyle. Asfalt yüzme vuruyor. Bir de biliyorsunuz Düldül'ün motoru altta, koltukların altında, alttan ısıtmalı. O daha çok zorluyor adamı. Bilmiyorum, bu yol bitsin artık. Zaten Fethiye'den alıp normalde Marmaris'e doğru devam etmeyi düşünüyordum ama şu an fikir değişti. Nedenini anlatacağım. Neyse ben gideyim. Yola devam edeyim. Gelmek üzereyim. Işık yandı. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Bak gördüm onu şurada bir yerde. Şurada minicik bir nokta. Bunlar da sefer yapıyorlar galiba. Bak şurada. Şu kamyonetin arkasında. Aha. Duruyordu. Şimdi otostopçu kimliğini şu an anlayacağız. Elini kaldırırsa, ki kaldırdı mı? Rekat 4 diyor. Evet, Furkan'ı aldık. Siri'yi de... Aslında Furkan'ı değil de Siri'ye bir koltuk aldım. Aynen, bana oturuyor şu an. O zaman sana emanet. Aynen, yol Siri boyunca. Bana emanet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada ben Furkan Kumkaya. Sıla'yla birazcık yolculuk yapacağız, gezeceğiz. Bir iki bir yere gideceğiz. Yeni yol arkadaşı şimdilik benim. Sonra yine sizi ona geri bırakacağım. Kim olduğunu da ben size kitabıyla beraber videonun ortalarında ya da sonlarında aynen anlatacağım. Ama şu an değil. Aynen. Şimdi şu yola an... çıkalım. Çok evet sıcak çünkü. Bu arada biz ilk buluştuğumuz zaman şey planlıyorduk. Marmaris tarafına doğru geçeriz. Datça tarafına gideriz. Kindoslu Gül'ü batırırız. İşte Akyaka'ya gideriz falan diyorduk. Ama ve lakin şu an çıkan yasalardan dolayı jandarma asla ve asla bir koyda konaklamanıza izin vermiyor. Özel kamp alanları olması gerekiyor ve bunu biz Datça'yı aradın değil mi? Sen Datça Belediyesi'ni aradı, birkaç belediyeyi daha aradı. Belediyelerden de asla imtiyaz yok. Kesinlikle özel kamp alanı dışında, paralı kamp alanı dışında herhangi bir noktada konaklama yapamıyorsunuz. Bu yüzden de ki biz artık dedik ki Akdeniz'e o zaman hiç şey yapmayalım. Ben de doydum Akdeniz'e. O da zaten kendi çapına doydu. Şimdi biz Burdur'a doğru gidiyoruz. O zaman yolda görüşürüz. Onlara yeter. Otoban kenarında kalmışlardı. Bizi Siri'yi kaçırıyorlarmış. Buradan kaça kaça gidiyorlarmış. Hadi bakalım. Yapıştır. Tutar mısın kapıyı kapatmayı? Tekeli düştü mü? Çok teşekkür ederim. Tekrar yola koyuluyoruz. Evet, tekrar yollardan, yoldan vazgeçmiyoruz. PTT'ye geçti. Ben de BİM'e gidiyorum. İşlerimizi halledelim. Ondan da artık saldaya dolu devam. Sil araba da kaldı tabii, alıyor. Sana da merhaba, güzellik. Buranın ilçesini göstereyim dedim size, ilçe merkezini falan, ama o kadar küçüktü ki ben bir anda tabelaya geldim. Yani gösteremedim size. Küçük bir kasaba burası ama muhtemelen tarımla
çok ilgileniyor. Her yer çünkü kooperatif. Salda Gölü. Tabelasını gördük. Salda da böyle, bakın burada sağ tarafımızda. Ama burası çok değiştiği için Furkan'ın 3 sene önce geldiği hali değil tabii ki. Çok değişmiş. O yüzden konaklayacağımız yeri önceden düşünmüştük ama şu an artık öyle bir yerimiz yok. Kamp alanı burada yok, belediyenin olan. Şimdi konaklayacak bir yer arıyoruz. Mescitte kalma fikri çık aklımdan. Hayır hayır, kalacak yer bulacağız ya. Endişelenme. Tabi desene, senin tuzun kuru. Senin evin sırtında. Hazır. Değil mi? Senin direkt buraya çek kenara, ormana yat. Benim çadırım var, hamam var artık. Benim yere ihtiyacım var yani. Biz sığdıramadık seni şu koca dünyaya. Bulacağız, bulacağız yer, bulacağız. Biz inşallah belamızı bulmayız bugün de. Salda'nın etrafını gezdik neredeyse. 42 kilometrelik yolu gezeceğiz. Bitti. Hala yer bulamadık. Sonra birkaç tanıdığımızdan Salda'da neydi? Doğan Baba Köyü var. Doğan Baba Köyü'ne gelmeden 4-5 kilometre önce konaklayacağımız bir yer var dediler. Şimdi orayı bulmaya gidiyoruz. Onlar motorlarla gelmişler. Bayağı da güzel bir yermiş. Şimdi gideceğiz Doğan Baba Köyü'ne doğru. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulabilir miyiz Furkan? Buluruz bence ya. Ve döndürüyor. Ve çukura giriyor. Adem yine düşüyordu. Evet, eski Survivor'cılardan kim kaldı? Adem, yok. Yaz 19-19'u gönder. Hiçbir şey olmasın. Aşağıda şey var. Adamcıklar var. İneriz oraya. Nerede kalacağız, nerede kalacağız, gölden uzakta, köyde mi kalacağız, gölü göremeyeceğiz mi falan diyorduk. Şu an neredeyse gölün dibindeyiz. Şöyle göstereyim. Şunun hemen üst tarafında Düldül var. Şu üst taraftan da yolda giderken bir toprak yol fark ettik. Dedik ki acaba bu yol nereye çıkıyor? Bir baksak mı, bakmasak mı? Sonra içerideki binek arabaları görünce ben bir gaza geldim. Dedim ki bakalım. Neyse yoldan geri döndük ve şöyle güzel bir manzarada gün batımına yetiştik. Tabii geleceğin parlak YouTuber'ı da hala kadraj ayarlıyor. Ben de size burayı göstereceğim şimdi. Burada gün batımı muhtemelen muhteşem olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Hazırsanız o zaman hatta böyle timelapse yapayım. Hızlı hızlı bulutların geçişini falan görün. İnanılmaz güzel. Biz buralarda oturup bir kahve içelim diyoruz. Size de iyi seyirler. O zaman başlatıyorum. Misafirsin ve otostopla Türkiye turu yapıyorsun. Ev yemeklerine hasret kaldığını düşünüyorum. Kalmak üzere. Evet. Şimdi burası da benim evim. Biliyorsun ki. Burada şimdi sana tarhana çorbası yapacağım. Bakayım. Şu an salça aşamasında mı? Evet ama bak, tarhana böyle nerede? Köy tarhanası. Bunu Kapıkara'da bir köyden almıştım. Vay güzelmiş. Hadi bakalım, tadı da güzel olur inşallah. Sana domates güveniyorum. Domates toplamıştım kadına karşılığında. Hadi ya. Tabii parayla almadım ya. Bayağı çoktu. Sonra bir arkadaş daha verdi. Onunla karıştırdım böyle. Bir sürü tarhana oldu. Evet. Bayağı da ya, bugüne kadar yaptığın yemekleri hep böyle sevdim, takdir ettim. Şimdi de tarhananı deneyeceğiz. Uzun bir süre sonra senin yemeğini yiyeceğiz tekrar. Hadi bakalım. İnşallah beğenirsin ben. İnşallah. Umarım beğeneceğini düşünüyorum. Akseki de dağdan topladığımız kekik de koyacağım içine. Vay arkadaş ya. Ya böyle bir menü olamaz ya. Ben temizinden 50 lira çalışırım çorbaya. Alayım. Thank you.
Oh, nasıl koktu. Taranın zaten sadece kokusu kaldı. Bol keki kullandığım için. Oha, oha, nasıl ayarlamışım gördün mü? Bu kadar olmaz ya. Bitti. Bunu 3 gün içeriz artık. Hayır canım, içemiyorsam ya ben yarın öğlen içerim çünkü. Acıkıyorum. Tamam mı? Tamamız. Afiyet olsun. Afiyet. Teşekkürler. Buyurun. Hırsız var. Hırsız var. Bu hayvan aç. Buyurun. Bir şey verelim mi? Çöplerimizi yiyor. Verelim. Bekledim mi? İnanmıyorum. Hırsız. Tatlı hırsız. Başlattın mı? Şirden çok korktu. Kaçma. Tutuyor musun? Kaçtı.